Merhabalar sevgili Aslan Burcu ve özellikle yükselen burcunuz Aslansa bu videoda size 30 derecelik Aslan Burcu'nu 3'e bölerek aktarımlar yapacağım. Yani Aslan Burcu'nun ilk 10 gününde doğdunuz ise o zaman sizin için farklı şeyler söyleyeceğim. Yani aynı şanslı dönemleri belki 15 gün önce belki bir ay sonra yaşayacaksınız diye değerlendirelim. Öyle aklınızda kalsın. 23 Temmuz 1 Ağustos arası ilk dekan. 23 Temmuz 2 Ağustos arası doğanlar için ilk dekan dediğimiz yani ilk 10 derece ve de ilk 10 derece yükseleniniz Aslan ise de sizi ilk olarak aktaracağım. Sonrasında 3 Ağustos 12 Ağustos arasında doğdunuz ise o dönemdeki doğanları da ikinci dekan olarak değerlendireceğiz. Yani ikinci 10 günde doğanlar ya da yükseleniniz eğer Aslansa ikinci 10 derecede iseniz sizi o şekilde değerlendireceğiz. Dolayısıyla aslında bir haritanızı bir astro.com gibi bir noktadan ya da bizlerden teyit edip kaç derece aslan olduğunuzu öğrenmenizde fayda var. Yükselen aslansanız yine 3. dekan içinde 13 Ağustos 22 Ağustos arasında doğdunuz ise o zaman 3. dekan aslan burcusunuz. 3. 10 günde doğdunuz ya da 30 derecelik yükselen aslandan son 10 derecede ileri derece aslansanız da işte o 3. dekan aslan yorumlarımı dinlemeniz gerekiyor. Şimdi biraz detay vererek yavaş yavaş başlayalım. Fakat sizler için genel itibariyle 2023 nasıl geçecek ayrı bir video hazırladım. İzlersiniz. Bir de aylara göre 12 ayı detaylandıran bir video daha hazırladım. Bu videomla birlikte onları da yayında görebilirsiniz. Başlayalım. İlk dekan doğan Aslan Burcu iseniz sizin için fırsatlar dönemi 2023'ten 2030'a kadar özel bir dönem olarak geliyor. Çünkü burada Plüton tam olarak Kova Burcu'nda sizin karşınızda ve Plüton'un karşı noktada olması hayatınızı, çevrenizdeki insanları, onlarla olan ilişkinizi standart dışı bir güçle kontrol etmenizi de sağlayacak olabilir. Plüton'dan bir güç alıyorsunuz. Çalıştırdığınız personeli veyahut da eşin ailesi ya da ikili ilişkilerinizi avuçlarınızın arasında kontrol edebilmek gibi. Ya da ikili ilişkilerde bazen çatışmalı muhalefet kazanma ihtimali veriyor. Muhalefet görüş ayrılıkları kazanma ihtimali veriyor. Plüton'un karşıda oluşu. İlişkilerinizde bir yoğun güç mücadelesi yaşayacak da olabilirsiniz. Direnç olabilir, sıkıntıya sokabilirler. Evet, Satürn'den bıktık. 2022'de, 2021'de Satürn bizi yordu diyecek olabilirsiniz. Haklısınız. Ama burada biraz hakkını aramak, haklarını savunmak. Ya sizin onları savunacağınız dışarıya karşı ya da onların size biraz direnç göstermesi, muhalefet sunması ihtimali var. Yine de biraz onların hayatlarını, özel hayatlarını kontrol edecek gibisiniz sevgili aslanlar. 2023-2030 arası özellikle ilk dekan doğanlar için. Ve 23 Temmuz özellikle 23 Temmuz'da doğdunuz ise en çok siz bu yıl hissedeceksiniz 2023'te. Ama 23 değil de 24 Temmuz'dan sonrasında doğan bir aslansanız o zaman siz de sonraki yıllarda daha çok bunu hissedeceksiniz demek durumundayım. 25 Ekim 2022'de 24 Ekim 2022'de bir tutulma yaşadık. İşte o güneş tutulması, 8 Kasım'da da ay tutulması yaşadık ama 24 Ekim güneş tutulmasından bahsediyorum. Önümüzdeki 20 Nisan Koç burcunun 29,5 derecesindeki tutulmaya kadar o aralıkta kendi dekanınız özellikle hem kafanız hem vicdanen kalbiniz, ruhunuz bunların hepsi özellikle bir çatışmalı ruh hali verebiliyor size amir olan kişilerle. Eğer üstleriniz varsa, tabii ki en üst seviyede ben varım ve yöneticiyim, ben genel müdürüm diyorsanız olabilir. Elbette bu başka bir konu. Ama üstleriniz varsa üstlerle çatışmak gibi, kalple ruhun çatışması gibi, akılla kalbin çatışması gibi. Yani verilen emirleri çok benimsemiyorum, çok önemsemiyorum, benimsemiyorum ama yapmak zorundayım demek gibi. O yüzden biz 24 Ekim'den 20 Nisan'a kadar sabır göstermek durumundayız sevgili aslanlar. Özellikle iniş
Özellikle uzlaşma ve işbirliği gerekli burada. Bunlar sizin için yaşamı kolaylaştıracak denklemler. Ve sizi gerçekte neyin mutlu ettiğini bulursanız Ocak ve Şubat ayından itibaren, Ocak veya Şubat ayından itibaren hayat daha hızlı ilerleyecek. Sizi ne mutlu ediyor, ana motivasyon kaynağınız nedir? Bunu bir incelemenizde fayda var. Şimdi ilk dekan aslan burçları için biraz güzelliklerden bahsedelim. Özellikle 13 Aralık'ta, yani bu geçtiğimiz haftadan bahsediyorum. Aralık ayında bu videoyu inşallah izleyeceksiniz. Geçtiğimiz hafta 13 Aralık'tan itibaren Jüpiter çok güzel bir üçgen açı yapıyor. Sizin bu 10 derecelik dekana ya da ilk 10 günde doğanlara. Jüpiter bunu 11 Temmuz'a kadar verecek böyle güzel bir etkiyi. Bu bir itici güç açıkçası. Şimdi biraz güzelliklerden bahsedelim sevgili aslanlar. Özellikle ilk 10 günde doğdunuz ise 13 Aralık'tan itibaren çok güzel bir Jüpiter etkisi var. Ta ki 23 Şubat'a kadar ilk 10 günde doğanlara enfes bir etkisi var. Jüpiter'in büyüme, refaha erme, hacim olarak büyümek, girişimcilik, bütün bunlarla ilgili iyi bir şans ve başarmanın utkusu. Bunlarla ilgili itici güç olacak Jüpiter size. Yani diğer dekanlara daha farklı tarih aralıkları söyleyeceğim. Bu dönem özellikle 13 Aralık 23 Şubat arası hevesli, cömert olabilirsiniz. Jüpiter zaten bizi bu şekilde yapar. Daha kendimizden emin yapar, daha farklı maceralara hazır hissettirir. Bunların hepsi güzel hareketler açıkçası. Özellikle iş anlaşmaları konusunda enfes bir dönem. Ve de girişimcilik anlamında, yatırımınızı büyütmek anlamında gerçek bir dönem, gerçekten iyi bir dönem. Tabii ki Merkür Retrosu'nda yeni yeni yatırımlara soyunmasanız iyi olur. Ama burası kendi paranızı büyütme açısı barındırıyor açıkçası. Daha öncesinde de 10 Mayıs civarında, Kasım ayının ilk günlerine kadar da böyle güzel bir etkideydiniz diyebilirim. Geçici olarak biliyorsunuz Jüpiter Balık Burcu'na geçmişti. Şimdi aldığı dereceler itibariyle özellikle 20 Aralık ve sonraki birkaç gün 23 Şubat'a kadar gayet güzel bir gökyüzü renklemi var Jüpiter'den dolayı sizin için. Aynı zamanda 12 Mayıs 11 Temmuz arası Jüpiter bir kare açı yapacak. İşte bu 10 derecelik dekana. Bu ilk dekan biraz sizin rahatınızı kaçırabilir. Biraz size itici güç olabilir. Yeni girişimlere lütfen soyun diyebilir. Yıllık aylara göre aktardığım yorumumu izlemeniz gerekiyor. Önemli ilerlemeler için özellikle bir itici güç, bir heveslendiren birileri, elimizden tutanlar 12 Mayıs 11 Temmuz arası sizin için o anlamda çok güzel diyebilirim. Hatta Temmuz'un sonuna kadar diyebilirim. Venüs retrosu başlasa bile. Çünkü burada uyumlu, ılımlı olmak çok iyidir. Burada karşıyı net olarak anlamaya çalışmak çok iyidir sevgili aslanlar. Jüpiter'in kare açısı biraz böyle utanacağınız durumlar da getirebilir. Çünkü abartılı hareket etmeye sebebiyet verebiliyor. Yani bazı konularda belki açgözlülük verebiliyor. Sözüm meclisten dışarı size demedim. Ama bazen Jüpiter'in kare açısı dekanınıza kare yaparsa, bulunduğunuz dereceye kare açı yaparsa, o zaman bazen açgözlü yapabiliyor, savruk yapabiliyor, lükse para harcatabiliyor vesaire. Ve 12 Mayıs 11 Temmuz arası Jüpiter'le kendi dekanınızın kare açı almasına biraz dikkat etmeniz lazım. 12 Mayıs 26 Mayıs arası azıcık kısa bir dönem. İşte bu dönem Jüpiter ile Plüton'un gökyüzünde bir kare açısı var. Sizin için de bu 17 Mayıs gibi bir dönemde, hatta 18 Mayıs gibi bir dönemde maksimum seviyeye ulaşacak. Ve de nerede? Boğa burcu üzerinde Jüpiter. Şimdi Jüpiter özellikle Boğa burcuna girer girmez 0 ya da 1 derecelerde 17-18. 12 ile 26 Mayıs tarihleri arasında biraz gaddar, sert, acımasız olma olasılığı veriyor. Biraz ilişki sorunları olabilir, sert düşmanlıklar olabilir, arkanızdan birileri aleyhinize konuşabilir. Bunların hepsini işte o Jüpiter Plüto karesi veriyor. Tekrar uyarmış olalım, Jüpiter'den dolayı aşırılıklar olabilir, abartılar olabilir. O yüzden evet, servetinizi, ününüzü, isminizi korumak istiyor olabilirsiniz. Ama 12 ve 26 Mayıs tarihleri arasında bunlar gelmesine rağmen, yani ismin duyulması, lansman, başkalarının sizin isminizi duyması, bunlar mümkün olmasına rağmen sizin bu aşırılıktan veya abartıdan uzak durmak mecburiyetiniz var.
Şimdi biraz Mars'tan bahsedelim. Kim bize kuvvet veriyor, gayret veriyor, bağışıklık veriyor Mars'tan? Dolayısıyla 8 ve 28 Temmuz tarihlerinde Mars'ın tam da bu sizin dekanınızı görüyor olması size enerji, tutku, güç, cesaret bunları veriyor. Enerji, tutku veriyor, bağışıklık veriyor. Normalden fazla bağışıklığınızı kuvvetlendiriyor. Ve koşacak, yani koşarak savaşacak hale geleceksiniz. İşinize, okulunuza koşarak gideceğiniz bir dönem. Evet, Temmuz'da okul yok belki ama burada bir bencilce hareket, burada bir en iyi yapan sizmişsiniz gibi işinize dört elle sarılmak, abartı, bunların hepsi ve doğrudan ve atak ve kendine özgüvenli olma hali veriyor. Tabii ki cinsel dürtüler veriyor vesaire vesaire. Bunlar ikili ilişkilerde çok kuvvetli denklemlerde veriyor Mars. Yeni projelere başlamak, yeni girişimcilik. Mars'ın özellikle Aslan'da bulunduğu noktalarda diğer bütün burçlarda da yine bir fevrilik, bir ataklık olur. Ama doğrudan siz yükselen Aslan ya da Güneş'i Aslan olanlar için bir emredicilik, amirlik, ben bilirimcilik olabiliyor. Bu da olumsuz tarafı da bu kadar olsun artık. Özellikle yakın ilişkileriniz ekstra böyle bir çekiciliğinizden, libidomuzdan, neyse işte karizmanızdan faydalanabilir. Yani ekstra böyle yörüngenize çekilebilir etrafınızdaki insanlar demek durumundayım. 28 Ekim'de bir tutulma yaşayacağız. Bir ay tutulması Boğa burcunda yılın sonuna doğru. İşte o tam 24 Mart'a kadar, hatta 25 Mart'a kadar, bir sonraki tutulma 2024. O tarihe kadar sizin dekanınızda farkında olmadığınız bazı olumsuz duyguları çağrıştırıyor olabilir. Bu bir ay tutulması olduğu için duygularla çok ilgili. Korkmayın, şöyle demek bu: ortaklıklar, ikili ilişkiler, eşle olan ilişkiler, ailevi konular, bütün bunlarla ilgili onların ruh haline eğilmek, sizin hassasiyetinize onların ilgi göstermesini beklemek, özellikle dramatik bazı konuları karşılıklı konuşmak, aile bireyleriyle geçmişi yad etmek, eskiden gelen biriyle, bazılarınız öyle ki öyle dönemlerde boşandığı biriyle yeniden evlenebiliyor bile, anılarını o kadar çok konuşuyor ki biz aslında birbirimize aitiz bile diyebiliyorlar. Çok duygusal tepki vermemeye bakın. Çünkü olayları biraz kişiselleştireceksiniz. Kişisel alacaksınız. Alınganlık yapabilirsiniz. Çünkü Boğa burcunda ay tutulması 10. ev alanı. Şimdi burası hem kariyer hem statü noktanız Aslan için. Ama ben bunu daha çok ailevi konular diye algılamak durumundayım. Çünkü ay tutulması karşıdaki güneşle çok ilgilidir. Ay, yani 10. evde bir ay varsa, 4. evinizde yuva noktanız, ana baba yuva noktanız ya da eşle olan ilişkiler, işte orada da bir güneş var. Güneş otorite. Demek ki neymiş? 28 Ekim ay tutulması Boğa burcunda 2023'te, ta ki 25 Mart 2024'e kadar azıcık hassas yapabilirmiş. Anne baba ilişkileri ya da eşli olan ilişkiler ya da geçmişi yad etmekle alakalı. 30 Ekim 27 Şubat 2024. Şimdi 30 Ekim'in özelliği şu: Jüpiter'in tekrardan bir sizin dekanınıza kare açı vermesi söz konusu. Eğlenceli zamanlar, evet, ama çokça para kazanma dönemi. Az önce 2023 için aylara göre yorumlarımı aktardım. Onu video haline getirdik. Ve özellikle Ekim, Kasım, Aralık sizin için fevkalade güzel. Doğum haritanız da kuvvetli ise, malefik gezegenler engel olmuyorsa bu Jüpiter'in güzel açılarına, Boğa burcuna geçmiş Jüpiter'e, tamam mı? O zaman kesinlikle Ekim, Kasım, Aralık'ta çok hızlı ilerleyeceksiniz. İşte bu 30 Ekim 27 Şubat arası Jüpiter'in bir kare açısı var. Kalk ve koş diyor size. Demek ki neymiş sevgili aslanlar? Bayiler mi yapacaksınız? Çoğalacak mısınız? Farklı yerlere şube mi açacaksınız? Kendinize bir iş mi kurgulayacaksınız? Koç nerede? Koç sizin 9. evinizde ve yılın ilk yarısında 15-16 Mayıs'a kadar Jüpiter nerede olacak? Koç burcu üzerinde olacak. Size yurt dışına gitme imkanı, kurgulama, yurt dışı denklemleri kurgulama imkanı verecek. Akademik kariyer yapma imkanı verecek. Lise öğrencilerim, hemen tek seferde, özellikle ilk 10 derecede doğan aslan burcuysanız, tek seferde en çok istediğiniz yere, üniversiteye dahil olabileceksiniz. Kazanımlar böyle.
Bu 30 Ekim 2023'ten sonra 27 Şubat 2024'e kadar Jüpiter'in bu kare açısı sizin dekanınıza biraz güven problemi getirebilir. Yanınızdaki, yörenizdeki insanlar azıcık hayal kırıklığına uğratabilir, güveniniz sarsılabilir ya da peşin peşin güvenemiyor olabilirsiniz. Bu biraz şansla ilgili testler ya da güven sorunuyla ilgili testler gibi, ama zorluklar biraz kendinize özgüveninizi de yıpratabilir, sarsabilir. Yine de diyorum ki sevgili aslanlar, Kasım'da ve Aralık'ta çok yoğun bir para akışı var. Evet, yoğun harcamalar Jüpiter yüzünden olabilir, lüks harcamalar olabilir, ama yoğun bir gelir akışı var. Umarım çok güzel bir yıl olur. Ve gelelim ikinci dekan doğan aslan burçlarına. Sevgili ikinci dekan aslan burcu, yani ikinci 10 gün içinde doğdunuzsa veyahut da yükseleniniz ikinci 10 derecenin içindeyse, İşte sizin için Uranüs'ün bir kare açısı söz konusu, ama bunu epeydir görüyorsunuz. 2021 Nisan ayından beri, bu yıl 2023'te Mayıs ayında bunun etkisi azalacak. Bu ne demek? Bu biraz beklenmedik gelişmeler, biraz kilo alma hali, vücudun bozulması, düzenin bozulması. Örneğin işte dolaşım sistemi, üreme sistemi, bütün bunlarla ilgili ufak ufak aksaklıklar gibi ihtimaller veriyor. Düzensizlik veriyor, düzenin bozulmasını veriyor. Biraz normalden fazla dürtüsel davranmak verebiliyor. Özellikle 3 ile 7 Ağustos arasında doğdunuzsa bu sizin için biraz daha az geride kalmış bir konu. 2021'in 2022'nin konusu diyebilirim. Ama 8 Ağustos 12 Ağustos arasında doğdunuz ise o zaman halen dürtüsel davranmak yönünde ilerliyorsunuz. Bu uzun vadede radikal bir biçimde kendini ifade etmek yolunda değişikliğe gitmek anlamına geliyor. Artık kendinizi daha net, belki biraz fevri ifade edebilirsiniz anlamına geliyor. Uranüs neydi? Yıldırım çarpması gibi hızlı, elektriksel bir takım detaylardı. O yüzden biz kendimizi daha böyle elektriksel ifade edebiliriz böyle durumlardan. İyi ifade edebildim mi bilmiyorum. 50 kere ifade edelim. Şimdi 8 Kasım'da bir ay tutulması yaşadık geçtiğimiz haftalarda. Bu videoyu Aralık'ta izliyorsunuz. 8 Kasım'dan itibaren 5 Mayıs'taki Akrep ay tutulmasına kadar o dönem bazı farkında olmadığınız olumsuz duyguları, belki bazı alışkanlıklarınızı, geçmişte kalması gereken duygularınızı tekrar tekrar yansıtmanız söz konusu. Yani sigarayı bırakmış birinin tekrar sigaraya dönmesi gibi açıkçası. Ay tutulması biraz böyle burnumuzun direğini sızlatacak pişmanlıklar da verebilir. Aklınızda olsun. Burası biraz evliliklerin, ortaklıkların, aile üyelerinin, yakın arkadaşlarının ruh haline eğilmek veriyor. Oralara biraz daha fazla efor sarf edebilirsiniz. Uzun uzun çocuğunuzla dertleşebilir, konuşabilirsiniz. Annenizle, babanızla. Onların ruh haline çok duyarlı olmakla ilgili. Ay tutulmaları duyarlı olmakla ilgili sevgili aslanlar. Bu da 8 Kasım'dan itibaren Mayıs'ın ortasına kadar sizin için çok önemli. Aile bireylerinin fikirleri, psikolojisi sizin için fevkalade önemli. Çok hızlı değişen koşulları olabilir. Siz de bunlara uymak zorunda kalabilirsiniz. Aklınızda olsun. 15 Şubat'tan itibaren 8 Nisan'a kadar da 2023'te Jüpiter sizin dekanınıza çok güzel bir üçgen açı yapacak. Şimdi bu üçgen açı refah getirir, şans getirir, piyango getirir vesaire. Yani bazı piyango açıları işte böyle günlerde mümkün. Büyüme getirir, hacmen çocuk sahibi olmak getirir ve mutlu, iyimser ve utku dolu kutlamalı yapar sizin günlerinizi. 15 Şubat 8 Nisan arası sizin için fevkalade güzel günlere işaret ediyor. Yeni meslek seçimi yapabilirsiniz. Yani sektörünüzü değiştirme imkanınız var. Ben artık bu sektörde olmak istemiyorum, böyle kazanmak istemiyorum. Örneğin çalışıyorken, işçiyken, işveren olmak gibi, kendine iş kurgulamak gibi. Bunların hepsini Jüpiter güzel itici güç. Haftalık, aylık yorumlarımda zaten aktaracağım. Burada biraz servetiniz büyüyebilir, paranız varsa. İşte burada iyi iş anlaşmaları yapabilirsiniz. Gelecekle ilgili bunları planlıyorsanız. Ve 5 Mayıs'la 14 Ekim iki tutulma arasında da biraz alacağınız kare açılar, iki tutulma arası biraz sizi zorlayacak. Geri adım atmak isteği bile doğabilir. Ama ben aylık yorumlarımda Temmuz, Ağustos'ta geri adım atmak isteyecek olsanız bile lütfen geri adım atmayın. Durun, dinlenin, izleyin, danışın. Birilerine dedim ama geri adım atmak yok. Ardışık olarak zorlu bazı konular olabilir. Genellikle de duygusal konular olabilir. Ve burası biraz danışmanlıkla, durup dinlenmekle, uykuyla, meditasyonla vesaire, ibadetle, hepsiyle ilişkileri
kuvvetlendirme imkanı veriyor aslında. Yine söylüyorum, iki tutulma arası olduğu için çok duygusal tepkiler vermeseniz iyi olur. Karşıyı iyi dinleseniz, net anlamaya çalışsanız, empati kursanız iyi olur. Fevri olmayın yeter sevgili ikinci dekan aslanlar. 29 Haziran 2023'ten 6 Kasım'a kadar Jüpiter'in bir kare açısı var size. Burası biraz konfor bölgesinin dışına sizi itebilir. Yani koşturmacalı bazı dönemleriniz olabilir. İlerleme kaydetmek için zorlana zorlana ilerleyebilirsiniz. 29 Haziran 6 Kasım arası zorlanabilirsiniz. Zaten Venüs de sizin yükseleninizde olacak. Aslan burcu ya da güneşiniz aslansı, yükseleniniz ve güneşiniz. Burası ılımlı olmak, uyumlu olmak, empati kurmak, başkasını anlamaya çalışmak. Venüs'ün retro olduğunu unutmayalım. Kazanımlarımız biraz gecikebilir, ödemeler biraz gecikebilir vesaire. Ama asla geri adım atmak yok. Kafanızda her ne varsa, biraz da danıştığınızda birilerine, aşırılık, israf olmadığı sürece problem yok. Ama aşırılık ve israf ve hırsla hareket etmek gökyüzü sizi o zaman durdurabilir sevgili aslanlar. O yüzden burada sözün meclisten dışarı bu siz değilsiniz. Aşırılık ve açgözlülük olmamalı. Anlaştık. Ve gelelim 25 Temmuz'a. 25 Temmuz, 13 Ağustos Mars sizin dekanınızı görecek. Aslan burcunda Mars göreceksiniz. 25 Temmuz 13 Ağustos arası hırslı olabilirsiniz. Koşturmacalı olabilirsiniz. Hem Venüs bende, hem Mars bende ve de bunlardan birisi retro. Venüs retro. Dolayısıyla 25 Temmuz 13 Ağustos arası sizin dekanınızı gören Mars sizi biraz yorabilir. Yani hırslı hareket etmek istemiyorum ama yapılacak işler var diyecek olabilirsiniz. Burada tutku var, cesaret var, ön planda olmak isteği var, cinsellik var. Bunların hepsi. Kariyerinizde yeni projeler, imkanı geliyor. Bunları değerlendirmeniz gerekiyor. Bunlara dört elle sarılıp çok sevinebilirsiniz. Ama bunlar için bazı şartlar öne sürülebilir. Yani bazı şartlar ortaya konabilir, şart düşülebilir. O yüzden sizin daha çok ılımlı ve sağduyuyla yaklaşmanız, karizmanızı ortaya koymanız, bunlar çok işe yarayacak. Doğrudan olursanız, özgüvenli yaklaşırsanız bunlar çok işe yarayacak sevgili aslanlar. Gelelim 3. dekan Aslan burcuna. Yani son 10 günde doğdunuz ise aslan olarak veyahut da yükselen burcunuz aslan olabilir. Son 10 derecede iseniz. Satürn'den başlayalım çünkü Satürn'ün son derecelerini görüyoruz şimdilerde. Şimdi Satürn bir burçta 2,5 yıl kalır ve son 6 ayında bazı ödülleri olur. Bazı sabrettiğiniz ve efor sarf ettiğiniz konularda artık biraz daha rahatlayabilirsiniz. O son 6 ayında 7 Mart 2023'te işte o süre doluyor. Ve sizin tam karşı noktanızda ikili ilişkiler alanındaydı. Artık 8. evinize geçecek 7. evinizden. Yani evlilik alanınızı, ilişkiler alanınızı rahat bırakacak. Ama maalesef ki şimdilerde Aralık ayında, önümüzde Ocak ayında, Şubat ayında, hatta Mart'ın tamamında da diyebilirim. Bu tam karşı noktanızdaki Satürn'ün halen ilerlemede zorluklar, ikili ilişkilerde zorluklar, tıkanıklar, karşımızdaki insandan dolayı blokajlar, inatçı bir eş, yaşlı bir eş adayı, mutlaka evlenelim diyen ve birbirinizi tanımanıza pek de böyle sıcak bakmayan birileri, işi acele hale getirmeye çalışan birileri olabilir. En iyi yaklaşım burada sabırlı olmak. Çünkü bunun bir sonu var. Yani 2-2,5 ay kaldı ve sıkı çalışmaya odaklanmanız gerekiyor. Sabırlı olmak ve sıkı çalışmak. Herhangi bir sıkıntıyla doğrudan yüzleşmek gerekebilir. Bu sizin karakterinizi de, yapınızı da, eğilimlerinizi de çok kuvvetlendirecek. Çünkü karşımızdaki insan inanın her anlamda ciddi. Yani bu ikili ilişkiler olabilir veya evlilik veyahut da bir ortaklık olabilir. Karşımızdaki insan her anlamda ciddi. Ama bazen kötümser, bazen inatçı. Yani Satürn öyle bir şey ki sonsuz sabır, peygamber sabrı verir. İkili ilişkilerde özellikle, çünkü 7. evinizde Satürn. Özellikle de 18 Ağustos'tan sonra doğdunuz ise bu söylediklerim doğrudan sizi ilgilendiriyor sevgili aslanlar. Ve 1 Nisan'la 20 Mayıs arası çok güzel. Çünkü Jüpiter çok güzel bir üçgen yapıyor sizin dekanınıza. Sizin bu son 10 dereceye, 10 günde doğanlara. Çünkü burası büyüme, refah, maddi anlamda huzur, para gelişi,
Ama tabii ki sınav halindesiniz. Bir takım işler, girişimler yapmak istiyor olabilirsiniz. Koç'ta yani 9. evinizdeki Jüpiter'le uluslararası bir şeyler yapmak istiyor olabilirsiniz. Ya da internette. Burada artan bir özgüven var. Kendine iman, inanç var. Burada ilişkileri kuvvetlendirmek var. İlişkilerde başkalarıyla uyumlu ilerlemek var. Ve özellikle kendinden emin ama biraz da maceracı bir ruh verebilir. Tabii ki çok para harcatabilir. Çünkü Jüpiter'den bahsediyoruz. Ama yatırımlar, iş anlaşmaları, iyi kazanımlar da mümkün. Şimdi önümüzde 20 Nisan'da 29,5 derece Koç burcunda bir güneş tutulmamız var. Bunun diyelim tamamlayıcısı 14 Ekim'de bir güneş tutulması daha var terazide. Şimdi Koç ve terazi 9. ve 3. ev karşı karşıya bunlar. İki aksta. 9. ev uluslararası ve uzak noktalara yapacağımız işler ve akademik kariyer. 3. evde günlük işlerimiz, rutinimiz, kardeşler konusu. Şimdi bu iki tutulma arası çok uyumlu, çok rahatlatıcı ve çok hızlı ilerleyebileceğiniz gökyüzünde profesyonel kazanımlar ve büyük şanslar elde edebileceğiniz bir döneme işaret ediyor. 20 Nisan 14 Ekim arası öyle güzel ki burada hiç geri adım atmaz hızlı ilerleyecek olursanız Kasım'da, Aralık'ta hep kutlamalar ve kazanımlar var. Maddi anlamda özellikle maddi onaylanma, para kazanma, hızlı gelir akışı gibi pek çok konuda onaylanacaksınız. Ve Mayıs 2023'ten itibaren 2026 Mayıs'a kadar Uranüs sizin dekanınızda bazı sıra dışılıklar verebilir. Örneğin bedenin bozulması gibi, kilo almak gibi. Ya da hızlı yaşlandığınızı düşünmek gibi. Hızlı mı yaşlanacağız hocam? Hayır, mutlaka hızlı yaşlanacak değilsiniz. Ama şöyle düşünün, Uranüs yıldırım gibidir. Elektrik çarpması, enerji toplanması gibidir. Uzun vadede kendinizi çok iyi ifade edecek olabilirsiniz. Özellikle 17 ve 23 Ağustos arasında doğdunuz ise veya işte bu son dekanın son 5 derecesindeyseniz bunu daha sonraki yıllar yaşayacaksınız. Ama şu anda 13 Ağustos 17 Ağustos arası doğanlar en çok bu etkiyi alıyor, Uranüs'ü alıyor. Dürtüsel, düzensiz, düzenin bozulması, adet düzenleri vesaire vesaire. Her türlü düzenin bozulmasıyla çok ilgili, beden bütünlüğüyle çok ilgili. Ve Mars'tan bahsedelim. Hep Venüs'ten bahsediyoruz. Retrodan dolayı yaz dönemi. Yaz döneminde Mars sizin burcunuzda. Tam da bu Venüs retrosuna da denk geliyor. 10 Ağustos 28 Ağustos arası bu sizin bu 3. dekanı görüyor Mars. Enerji, coşku, elektrik, bağışıklık, hırslarınız, bunların hepsi ön planda. Cinsellik, dürtüsellik hepsi ön planda. Biraz bencil olabilirsiniz. Olabilir. Biraz emir tonunda konuşabilirsiniz. Olabilir. Mars sizde. Başarmak zorundayım diyorsunuz gibi. Yakın ilişkiler, ortaklıklar, evlilik ihtiyacı hızlandırmak, efendim ne bileyim bir an önce nişan yapalım, düğün yapalım demek gibi gündemleriniz olabilir. Ve böyle biraz sıcaklık, karizma, enerjiniz, elektriğiniz, bağışıklığınız karşıya yansıyabilir. Unutmayın bunu. Bazı konularda dürtüsel de davranabilirsiniz. Şimdi 14 Ekim'de bir güneş tutulması var terazi burcunda. Bunun sonrasında bir 6 ay kadar sonra 25 Mart'ta 2024'te bir tutulma daha var. İşte bu 6 aylık dönem inisiyatif almakla ilgili, yaratıcılığınızla ilgili. O dönem hep kutlamalar kabul edeceksiniz. Bu dönem sizin için çok iyi, hedefe ulaşmaya yardımcı iki tutulma arası. Yani 14 Ekim'den sonra tamamen hedefe ulaşma ihtimalleriniz, bu denklem, bunun onaylanması, bunun madalyası, bunun ödülü var. Yani 14 Ekim sonrası artan bir kişisel güç ve parasal güç var. Özellikle sizin dekanınıza 14 Ekim'den 25 Mart'a kadar bu doğrudan yansıyor. 2024 o yüzden bir fevkaladelik içeriyor. Burada güveniniz, coşkunuz, özgüveniniz hepsi gayet yolunda. Sorun çözücü olacaksınız, direnç maksimum seviyede olacak. Eğer kişisel doğum haritalarınızda merak ediyorsanız bizlere ulaşabilirsiniz. Bana her zaman ulaşabilirsiniz danışmanlık için. Görüşmek üzere. Güzel bir 2023 olsun sevgili Aslan Burcu. Hoşça kalın.